Ünlü oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs Lefke'de özel bir üniversitenin düzenlediği söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Görüşürüz. İş ve özel hayatıyla ilgili birçok soruya içtenlikle yanıt veren 33 yaşındaki güzel oyuncu, bir öğrencinin gerçek aşkın bir kez mi yaşandığına inanıyorsunuz sorusuna espriyle karışık önce yanıt vermek istemedi. Ancak daha sonra 2011'de Kapadokya'da evlenip bir yıl sonra boşandığı rol arkadaşı Murat Ünalmış'a ve 2014 ile 2017 yılları arasında evli kaldığı ikinci eşi Sarp Levendoğlu'na gönderme olarak algılanan şu çok konuşulacak İtirafları yaptı. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Görüşürüz. Bunun cevabını vermeyeceğim. Hayır. Bilmiyorum çünkü. Gerçekten bilmiyorum. Yani cevabını bilmiyorum çünkü. Yani çok yanlış şeyler soruyorsun. Bir kere evlenmiş bir kadınım ben, şimdi çok realist konuşuyorum yani. Bir kere yaşandığına inanıyorsam neden iki defa ayrılıyorum? Yani bilmiyorum o yüzden. Yani belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evime gidip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum, anladın mı? Bildiğim bir şey değil, o yüzden çok yanlış adres. Ünlü oyuncu Küçük Ağa dizisinin setinde tanıştığı ve geçen kışta boşandığı Sarp Levendoğlu ile ilgili soru karşısındaysa ne yapacağını şaşırdı. Ne yapıyorsun? Hiç seyrediyorum. Neyi seyrediyorsun? Seni. Çok özlemişim seni. Eski eşini Mert Bey. Rol arkadaşınız aynı anda. Rolünden etkilendiniz mi hiç ya da sadece Sarp Bey olduğu için mi onunla evlendiniz? İlla ki etkilendiniz mesela karakterinden. Bunun cevabını biraz önce arkadaşın sorusunda verdim. Ben onun oynadığı karakterden niye etkilendim? Hani mesela şöyle bir oynar hani oyunculuğundan da bir... Böyle merak ediyor muyuz? Yani böyle bir algı var mı? Hayır. Yani hani bir insanla evet seviyorum, evleniyorum ama bunu oynadığı rolden etkilenerek mi? Hayır. Sadece herhangi bir huyu mesela oynayış, karakter, oyunculuk özelliği bunlar hani kişinin... Oyunculuk özelliği iyi oyuncu olması tabii ki zeki olarak zeki ve işini iyi yapan bir insan olması tabii ki karakteristik bir özellik ama bunun oyunculuğu rolle uzaktan yakın alakası. Birce Akalay söyleşide en büyük şokuysa Kapadokya'da Yer Gök Aşk dizisini çekerken sete ziyarete gidip kullandığı yatağa yattığını itiraf eden bir öğrencinin sözlerini yanlış anladığı sırada yaşadı. Anlaşılan sen korkmuyorsun Yusuf Bey'den. Neden korkacakmışım? Hı? O da insan değil mi? Hem bak Allah herkese eşit davranıyor. Onun da evinden cenaze çıkmış. Çocuğu öksüz kalmış. Yaşadığın evi mi? Hayır, dizideki yaşadığınız evi. Haa! Pardon. Dedim ki bu ne az değil. Pardon, yüzden bile sıktım. Ya o yüzden... Çok tatlı bir evet, biz sohbet yakalar, olmuş. Evet, çok keyifli öğrencilerle buluşmuş. Gerçek aşk bir kere mi yaşanır? Sorusunun doğru adresi. Birce mi bilmiyorum ama bu soruya yanıt verecek kim olabilir onu da bilmiyorum. Yani şöyle bir şey demiş. İki ben aşık olduğumu zannediyorum ama değilim. O yüzden de evlenip boşanıyorum demiş. Aslında şu anda o kızgınlıktan söylenen bir durum. Çünkü biliyorsun son evliliğinde aldatıldı. Bence bir kadın doğru seçimler yapmadığı için bir başkasına tekrardan evlenip bir başkasına tekrardan flört etmeye devam eder. Ve kadınların çoğu şunu söyler, çok şanssızım, çok kadersizim, çok bahtsızım. Hiç demez ki kadınlar hiçbirimiz, yanlış adamı seçiyoruz demeyiz. Ve seçmeye devam ederiz. Yani bu bir sistem hatası, error verir ve devamlılığı da yani sonuçlar hep aynı olur. Eğer kişiler farklı seçilmezse. Evet. O yüzden de aslında burada kendine haksızlık etmiş. Aslında aşık olmuştur. Ama adamlar olmuştur yanlış. Olmuştur tabii canım. Yani adamlar şimdi... yanlış derken
kişiler yanlış diye söylemiyorum. O ona yanlış, o da ona yanlış gelmiş. Yanlış o yüzden. Zaman, yanlış zaman, mekan. Yanlış şey, yanlış insan. Şey. Yani olmamış. Evet, Can Tunalı'yla da ilişkisi hala devam ediyor. Birce Akalay'ın Mutlu Mesut. Gidiyorlar. Peki. Çok da sorgulamamak lazım diye düşünüyorum. Evet.